Herkese merhabalar. Bugün trigonometri temel özdeşiklerle beraberiz. Çok güzel sorular çözeceğiz sınav öncesinde. İlk sorumuzda arkadaşlar f fonksiyonunda x yerine sinüs koymamız istiyor. Yani f(s) eşittir 3s kare eksi s üzeri 4 olacaktır. G fonksiyonunda da x yerine c koymamız istiyor. Yani kosinüs buradan c üzeri 4 artı c kare olacaktır. Bunları taraf tarafa toplayalım. Toplarsak arkadaşlar bakalım neler oluyor. 3s kare artı c kare artı c üzeri 4 eksi s üzeri 4. Bakın sağ tarafta arkadaşlar bir 2 kare farkı görüyoruz. Yani 3s kare artı c kare artı şunu c kare eksi s kare çarpı c kare artı s kare diye düşünebiliriz. Zaten cos kare artı sin karenin 1 yaptığını biliyoruz ve çarpmanın etkisi elemanı. Dolayısıyla elimizde son noktada şu kalıyor arkadaşlar. Artı c kare eksi s kare. Bakın s kareler kısalırsa buradan 2 tane s kare, c kareler de toplanırsa 2 tane c kare yapacaktır. 2 parantezinde c kare artı s kareden ve c kare s kare 1 yaptığı için sonuçta arkadaşlar ne yapacaktır? 2 gelecektir. Burada küp açılımı hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? A artı, A küp artı B küp pardon. A artı B diye başlıyorduk. Daha sonra birincinin karesi eksi çarpımları artı ikincinin karesi. Eğer arada eksi olsaydı yani A küp eksi B küp olsaydı o zaman da A eksi B diye başlıyorduk. Sonra A kare artı AB artı B kare diye devam ediyorduk. Bakın ifadeler aynı sadece şartlar değişiyor. Bizim bu soruda arkadaşlar toplama ihtiyacımız var. A küp artı B küpü kullanacağız. Hadi bunu tanjanta uygulayalım. Bakın ne oldu? Tanjant küpün T artı 1 bölü T değil mi? Şu açılımı şöyle yazılması mümkün. Çarpı T kare eksi T çarpı 1 bölü T artı 1 bölü t kare. Şimdi t artı 1 bölü t'nin aslında zaten tanjant artı kotanjant olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz tan çarpı kotanjant 1 yapacağı için arkadaşlar değil mi? Buradan biz kotanjanta ne diyorduk? 1 bölü tanjant diyorduk. Dolayısıyla 1 bölü tan yerine kot yazarsam tan artı kot oldu burası. Burası da tan kare artı kot kare oldu. Şunlar da zaten sadeleşince buradan eksi 1 kalmış oldu. Tan artı kotun zaten 1 olduğunu soru bize söylemiş bakın. Dolayısıyla bizim sadece burada ne ihtiyacımız var? Kot kare ve tan kareyi bulma ihtiyacımız var. O zaman şu ifadenin arkadaşlar her iki tarafta karesini alalım. Orada kare alınca tan kare x artı tan x çarpı kot x çarpı 2 artı kot kare x olacak eşittir. Karşında karesi 1. Tan x çarpı kot x zaten 1 yapacağı için burada 2 vardır. 2 ile karşıya atarsak tan kare x artı kot kare x eşittir. Eksi 1 yapacaktır. Değil mi arkadaşlar? O zaman buraya da eksi 1 verirsek burası da eksi 2 yapacaktır. Dolayısıyla eksi 1 eksi 1 daha ne olacaktır? Eksi 2. Cevabımız atan olsun. Evet bunlar da çok meşhur sorular arkadaşlar. Üçgenden bahsediyorsa eğer a artı b artı c'nin 180 olduğunu biliyoruz demektir. Dolayısıyla ben buradan a artı b yerine ne yazabilirim? 180 eksi c yazabilirim şunu karşıya attığım zaman. Bakın burada sinüsün içerisinde 180 eksi c elde etmiş olduk bu durumda. Arkadaşlar 180'de hece değişmez. Bakın 180 ve 360'da hece değişmez. Bu yine sinüs kalır. Sinüs c olur burası. Onu direkt silebiliriz 180 ya da 360'ı. Ama birim çemberden bölgeyi incelememiz gerekiyor. 180 derece burasıydı. Buradan c diye bir şey çıkarırsak yani 90'dan küçük bir açıklarımız varsayalım. Şuralarda bir yerde kalırız ki bu bölgede sinüs nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Sinüs pozitifse o zaman başına işaret olarak artı koymuş olduk. Buradan artık üçgen çizerek çok rahat kosinüs c'ye geçebiliriz. C açısı şurası olsun. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. O zaman buranın 5 olduğunu biliyoruz. Kosinüs c de buradan komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13 olacaktır. Ancak c açısının biz hangi bölgede olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Birinci bölgede olduğunu varsaydık. Dolayısıyla kosinüsün buradan pozitif değerini aldık. Aslında burada tam olarak c'nin 90'dan küçük mü büyük mü olduğunu bilmediğimiz için ne olacak arkadaşlar? C'nin aslında ikinci bölgede olacağını da varsayabiliriz. O zaman buradaki 5 bölü 13'ten cevap eksi 5 bölü 13 de olabilirdi. Yani şıkları ikisini birden koymaları gerekiyordu. Sıradaki soruda arkadaşlar birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsünün kosinüsüne eşit olduğunu, tanjantında kotanjantının eşit olduğunu biliyoruz. Yani atıyorum sinüs alfa eşittir kosinüs betadır. Eğer alfa ile betanın toplamı 90 ise. Şimdi bakıyorum burası 87, burası da 3. O zaman bunların toplamları 90 yapıyor. O zaman ben şunu yerine şey yazabilirim. Sinüs 87 yarısında kos kare 3 yazabilirim. Çünkü sinüs 87'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kosinüs 3 eşit olduğunu biliyoruz açıdan toplam 90 olduğu için. O zaman kos kare 3 artı sin kare 3'ten bir tane 1 gelecek.
Aynı şekilde SIM 6 ile buradan SIM 84'ten de bir tane bir gelecek. Kaç tane bu şekilde bir gelecek? O zaman ben şuradaki terim sayısını bulup ikiye bölmeyeyim. Çünkü her iki tanesinden bir tane bir geliyor. Terim sayısı bulmak için de son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 mi diyorduk? Bakın son terim 87, ilk terim 3. 3'er 3'er 60'lar. 84 bölü 3 artı 1. Burada 29 tane terim olduğunu görüyoruz. Bu ikiye bölünmüyor. Ne demek oluyor arkadaşlar? Demek ki ortada bir tane terim kalıyor. Yani aslında 14 tane bir gelecekmiş. Bu şekilde. 14 tane. En sonunda zaten sin 91 bir tane bir de oradan gelecek. Bir de ortada bir terim kalacak. Peki ortada kim kaldı? Onu da şöyle bulacağız arkadaşlar. 87 ile 3'ü toplayıp 2'ye böleceğiz orta terim bulmak için. 87 artı 3 bölü 2'den 45. Demek ki ortada arkadaşlar ne kalmış? Sin kare 45 kalmış bir tane de. Sin 45'in zaten biz kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yani 1 bölü kök 2 karesinden sonra o da 1 bölü 2 yapacaktır. 14 tane 1. 1 bölü 2 ve en sondan da sin kare 90'dan gelen 1. Toplarsak o da 15 artı 1 bölü 2. Yani 31 bölü 2 yapacaktır. Burada da arkadaşlar yine meşhur soru. İçindeki ifadeyi 3x artı 3y yapmaya çalışacağım. Neden? Y'li bir şey biliyorum. Bakın adam sin y değerini vermiş. İçeride y'li bir ifade kullanacağım. O zaman kosinüsün içerisinde ben 3x artı 3y yaparsam ne yapmış oldum? Pardon, 2x artı 2y artı y yaparsam. Yani y'yi ayıracağım. Sin y değerini bildiğim için y'li bir şey yaptırmaya çalışacağım. 2x artı 2y'nin zaten arkadaşlar x artı y 90 için iki tanesinin 180 olduğunu biliyoruz. O zaman elimizde aslında ne kalmış oldu? Kosinüs 180 artı y kalmış oldu. Şimdi 180 derece değişmez. Biliyorsunuz ne olur? Kosinüs y olur. Ama bölgeye göre işaret de belirlememiz gerekiyordu. Şimdi 180 burası ya, siz ona y gibi bir açı eklerseniz bu bölgeye geçersiniz ki bu bölge kosinüsün negatif olduğu yerdir. Dolayısıyla bunun önüne bir eksi koymamız gerekiyor. Demek ki şu ifade aslında neymiş arkadaşlar? Eksi kosinüs y eşitmiş. O zaman üçgen çizerek önce kos y değerini bulalım. Zaten sinüs y'nin arkadaşlar 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz ya. O zaman 16, 9 çıkardım. Burada 7 kaldı. Kök 7. Kosinüs y de buradan ne yapacaktır? Kök 7 bölü 4. Ancak önüne eksi işaret koymuştuk. Cevap z'nin olacaktır. Bu sorumuzda arkadaşlar kosinüs a değeri verildiği için a açısının karşısında bir dikme çizmem gerekiyor. Şuraya bir dikme çizersek eğer. Kosinüs a 5 bölü 13'müş. Yani şu açıyı konuşacak olursak komşuya 5, hipotenüs 13 dersek 5, 12, 13'ü göreceğiz. Ama zaten üçgen ikizkenar olduğu için şuranın da 8 olduğunu söyleyebilir miyiz? Artık şuradaki c açısının kotanjantından bahsedebiliriz. Kotanjant neydi arkadaşlar? Komşu bölü karşı, o da 8 bölü 12 yapacaktır. Sadeleştirirsek 4 ile 2 bölü 3 yapacaktır. Pardon, Adana. Sırada başka güzel bir sorumuz arkadaşlar. Şu kısma arkadaşlar bir tam kare yakışır. O zaman diyoruz ki 3 sinüs x artı 4 kosinüs x'in acaba parantez karesi olabilir mi burası? X'ini unutmayalım. Gerçekten kontinüs 9 s kare artı çarpmak katı 24 sc artı 16 c kare. Dışarıda da artı 1 var. Şimdi şöyle bir kuraldan bahsedelim arkadaşlar. Eğer a kosinüs x artı b sinüs x şeklinde bir yapı varsa bu ifadenin alacağı maksimum değer kök içerisinde a kare artı b karedir. Bakın açılar aynı olduğu için x'ler kosinüs f'i sinüse kafamıza göre bir bir veremeyiz. Neden? Bunlar birbirini etkileyen açılar. Yani siz kosinüsü büyüttükçe sinüs küçülür. Sinüsü küçülttükçe kosinüs büyür. Yani siz sinüse bir verirseniz kosinüs sıfır olur. Dolayısıyla burada ikisine kafamıza göre değerler veremeyiz. Açılar aynı olduğu için, birbirini etkileyen açılar olduğu için bu yöntemi kullanmalıyız. Bu ifadenin alacağım minimum değer de arkadaşlar kök içerisinde a kare artı b karenin negatifidir. Şimdi bize en büyük değeri sorduğu için arkadaşlar ben diyorum ki kök içerisinde a dediğimiz burada 3 tabii ki. 3'ün karesi 9. B dediğimiz de 4, karesi 16 oluyor. Ama dışında bir daha arkadaşlar kare var. Dolayısıyla 25 artı 1'den bu ifadenin alacağı en büyük değeri 26 olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da çokça sık çıkan soru tipleri arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Uzunlukları trigonometrik olarak ifade ediyorsunuz. Alfa ise burası 90 eksi alfa. Tamam, 90 olması için burası da alfa. Biz bunu ne yapmalıyız? AC'yi ifade etmeliyiz. AC'yi ifade ederken de arkadaşlar 1 ve AC'yi kullanarak ve alfayı kullanarak ifade etmeliyiz. Şimdi elimdeki açı bakıyorum, burası. Bildiğim kenar karşı kenar ve bana sorulan arkadaşlar hipotenüs. O zaman ne yapacağım? Sinüs hemen aklıma geliyor. Sinüsü kullanacağım. Sinüs alfa çünkü karşı bölü hipotenüstü. Sinüs alfa eşittir 1 bölü AC.
Buradan işte ayrıca yaparsak arkadaşlar AC ne yapacaktır? 1 bölü sinüs alfa. O da arkadaşlar kosekant alfa yapacaktır. Cevap edin olsun. Bu soruda biraz önce konuştuğumuz şeyi kuralı kullanalım. Neydi? 1090'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsü eşitti. Yani aslında sin 78'in biz kos 12 olacağını söyleyebiliriz. Yani şuraya kos 12 derseniz arkadaşlar şunun yerine kos kare 12. Sin kare 12 artı kos kare 12 olacaktır ki bunların toplamı da 1 yapacaktır. Dolayısıyla şu ifadenin 1 yaptığını biliyoruz. Sonra tan 200'e gelelim. Tan 200'de 180'den çevirirseniz yani biz tanjant 200 arkadaşlar tanjant 180 artı 20 diye yazarsak bu da ne olacaktır? 180 derece değişmez. 180 ve 360 varsa bunları doğrudan silebilirsiniz arkadaşlar. Derece değişmez. Bu tanjant 20 olur. Ancak 180'e 20 eklediğinizde 200 3. bölgede olduğu için tanjant da burada artı olduğu için işaretini artı olarak belirlersiniz. Yani hece değişip değişmeyeceğine baktıktan sonra bir de bölgedeki işareti test etmelisiniz. Yani ben tan 200 yerine doğrudan tan 20 yazabilirim. Burası tan 20 ise arkadaşlar tan 20 çarpı kot 20 de ne yapacaktır zaten? 1. Aynı açılar altında tan çarpı kot 1 de. O zaman bakın 1 artı 1'den üst taraftan 2 geldi pay kısmımızdan. Hadi bir de paydaya bakalım. Paydada da yine kot 200'ü aynı mantıkla değiştirirsek arkadaşlar o da ne yapacaktır? Kot 20 yapacaktır. 180 artı 20'den hece değişmeyecek. Kot 20 olacak ve 200 bu bölgede kotanjant artı olduğu için biz kot 200 yerine de kot 20 yazabileceğiz. Kot 20. Gelelim tan 110'a. Tan 110 nedir? Tan 110 da arkadaşlar şudur. Şöyle şuraya yazalım. Tanjant 110 eşittir. Tanjant 90 artı 20. Ha, 90 ve 270 varsa bunları da silebiliriz ama hece değiştiririz. Yani tan 20 yerine biz artık kot 20 yazarız. Bu arada tan 110 kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede bunun değeri eksi olacağı için başına bir eksi koymamız gerekiyor. Yani ben tan 110 yerine de eksi kot 20 diyebilirim. O zaman bakın burada 4 tane kot 20 vardı, değil mi? Bir tane kot 20 çıkarsa 3 tane kot 20 kalır. Aşağıda. Buradan sonra şuna bakalım. Kotanjant 20 arkadaşlar neye eşitti? Tanjant 70'e eşitti değil mi? Açılar 1090'ı tamamlıyorsa hece değiştirerek eşit oluyorlardı biliyorsunuz. Tanjant 70 de nedir arkadaşlar? 1 bölü kotanjant 70'tir. Kot 70 x olduğuna göre demek ki 1 bölü x. Yani ben kot 20 yerine 1 bölü x yazabilirim. O zaman elimde şu oluşmuş oldu arkadaşlar. 2 bölü 3 parantezinde 1 bölü x. O da takla atarsa 2x bölü 3 olacaktır. Yani cevabımız Bursa olacak. Bu sorumuzda arkadaşlar kenarları trigonometrik olarak ifade etme tarzı sorulardan birisi. Şu açının alfa olduğunu söylüyor. Birim çember olduğu için buraya 1 diyebiliyoruz zaten ve şuranın tamamı da 1 olduğunu biliyoruz. AB'nin bakıyorum kök içerisinde kosinüs alfa olduğunu söylemiş. Şimdi önce şu üçgeni değerlendirelim. Biliyorsunuz komşu kenar kosinüs alfadır. Karşı kenar da sinüs alfadır. Zaten sin kare alfa artı kos kare alfanın 1 yaptığını buradan görebiliyoruz. O zaman şu durumda ne yapmış oldu arkadaşlar? 1 eksi kosinüs alfa yapmış oldu, doğru mu? Şimdi o zaman şu yeşille taradığım üçgene bakalım. Burada bir Pisagor yapma hakkımız oldu arkadaşlar. Ben CS yerine şey kosinüsün yerine CS yazacağım. Sin kare alfa yani S kare artı 1 eksi C'nin karesi eşittir arkadaşlar. Kök içerisinde kos alfanın karesi yani C yapacaktır. Açarsak c kare pardon s kare artı 1 eksi 2 c artı c kare eşittir c. C kare artı s kare 1 yapacağı için 2 eksi 2 c eşittir c. Buradan 2 eşittir 3 c olacaktır. C yani kosinüs alfa buradan arkadaşlar 2 bölü 3 diye gelecektir. Cevabımız zaten olsun. Teşekkür ediyorum. Başarılar arkadaşlar.